Bu videoda merceklerin odak uzaklığını bulmayı öğreneceğiz. Odak uzaklığını bulmak için bu ince mercek formülünü kullanmalıyız. 1 bölü f eşittir 1 bölü dc artı 1 bölü dg. Anlaşılması zor bir formül değil. Sadece bunların negatif mi, pozitif mi olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Formülde gördüğünüz f odak uzaklığı. Hatırlayalım. İnce ve kalın kenarlı merceklerin her iki tarafında da odak noktası bulunur demiştik. Odak uzaklığı ise adı üstünde mercekten odak noktalarına olan uzaklık. Hangi taraftan ölçtüğünüz odak uzaklığını değiştirmez. İkisi de aynıdır. Aklımıza tutmamız gereken şey merceğin cinsine göre odak uzaklığının pozitif ya da negatif olduğudur. Şu an çizdiğim bir ince kenarlı mercek. Bunu yakınsak mercek olarak da duyabilirsiniz. İnce kenarlı merceklerde odak uzaklığı hep ama hep pozitiftir. Odak uzaklığını 8 cm ölçtüyseniz, merceğiniz ince kenarlıysa bu artı 8 demektir. Diğer taraftan ölçseniz de sonuç aynı olur. Yine odak uzaklığına artı 8 cm yazacağız. Evet, ince kenarlı merceği gördük. Şimdi sıra kalın kenarlı mercekte. Bu da dediğim gibi kalın kenarlı diğer bir deyişle ıraksak mercek. Kalın kenarlı mercekte de iki tane odak noktası var. Biri burada, diğeri de öbür tarafta. Aynı şekilde merceğin merkezinden odak noktasına doğru asal eksene paralel çizgi çizerek odak uzaklığını bulabiliriz. Kalın merceklerde ise odak uzaklığı her zaman negatiftir. Odak uzaklığını 8 bulduysanız başına eksi koymanız gerekir. Gördüğünüz gibi burada en önemli olan şey merceğin çeşidini bilmek. DC DG pozitif negatif olabilir. Biri diğerinden daha küçük olabilir ama merceğin hangi tip olduğunu bilirsek işimiz epey kolaylaşır. Görüntünün sanal ya da gerçek olmasına bakmadan sonucu bulabiliriz. En önemli kısım mercekleri tanıyabilmeniz. Ona göre odak uzaklarının negatif ya da pozitif olduğuna karar verebilirsiniz. Formüldeki dc ise cismin merce olan uzaklığını belirtir. Cismimiz burada olsun. Bu arada cisimleri hep ok şeklinde çizeriz. Merceğin merkezinden cisme kadar olan uzaklığa cismin uzaklığı yani dc diyoruz. İşte buraya cisim uzaklığı diyoruz. Cisim uzaklığı burada her zaman pozitif değer alır. Yani bu uzaklık 30 cm ise sonucu artı 30 cm olarak yazarız. 40 santimetre ise artı 40 santimetre yazarız. Ancak dikkatli olmamız gereken bir istisna var. O da sadece birden fazla mercekten oluşan sistemlerde cisim uzaklığının negatif olması mümkün. Fakat elinize tek mercek varsa ince ya da kalın kenarlı olmasını önemsemeden cisim uzaklığını pat diye pozitif yazabilirsiniz. Cisim uzaklığını bulmak oldukça kolay. Çünkü tek merceğimiz varsa her zaman pozitif yazıyoruz. Şimdi asıl bir de görüntü uzaklığına bakalım. Orada işler biraz karışıyor. Görüntü uzaklığı merceğin merkezinden görüntüye kadar olan uzaklık. Ancak görüntü iki tarafta da oluşabilir. İnce kenarlı mercekte görüntünün bu noktada ve aşağıya doğru yani ters olduğunu düşünelim. Bu cismin ince kenarlı mercek tarafından oluşturulan görüntüsü. Asal eksene paralel olacak şekilde merceğin merkezinden görüntüye kadar çizgi çiziyorum. İşte burası görüntü uzaklığı. Görüntü uzaklığını bulmak için asal eksene paralel bir çizgi çizdiğimizi unutmayın. Bazen çapraz şekilde ölçüm yapanlar olabiliyor. Sakın siz bu şekilde yapmayın. Her zaman merceğin merkezinden görüntünün olduğu yere paralel çizgi çiziyoruz. Evet, işte bu görüntü uzaklığı. Şimdi bu uzaklığın pozitif mi negatif mi olduğuna bakalım. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu anlamak için size bir metot önereceğim. Eğer görüntü cismin olduğu tarafta değilse, görüntü uzaklığı pozitiftir. Yani cisme zıt tarafta oluşuyorsa pozitif uzaklık diyebiliriz. Aklınıza kalması için farklı şekilde açıklayayım. Bir cisme mercekle bakmak istersek, cismin olduğu taraftan bakmak pek de mantıklı olmaz. Buraya bir göz çizip bakarsak mercekler bir işimize yaramaz. Cismin önüne mercek koyup diğer taraftan bakmalıyız. Bu yüzden göz burada değil, diğer tarafta olmalı. Evet buradan cismimize bakıyorum. Buradan merceğin içinden cisme bakıyorum. Yani üstünden değil tam mercekten bakıyorum. Aslında cismi değil görüntüsünü görebiliyorum. Mercekte bakarak görüntüyü tam burada görüyorum. Eğer görüntü cisim tarafında değil merceğin önünde oluşuyorsa görüntü uzaklığı pozitiftir. Tekrar ediyorum. Görüntü cismin bulunduğu tarafın karşısında yani gözünüzün olduğu tarafta oluşuyorsa görüntü uzaklığına pozitif olur. Merceğin ince kalın, yakınsak ya da ıraksak olması fark etmez. Bu kural her zaman geçerli. Şimdi aynı durumları kalın kenarlı mercek için düşünelim. Görüntünün burada bir yerde oluştuğunu varsayalım. Buraya çiziyorum. Görüntü uzaklığı yine merceğin merkezinden görüntüye kadar olan uzaklık olacak. Önceki örnekteki gibi yine diğer taraftan cisme bakıyorum. Buradan bakmalıyım çünkü cisme mercekle bakıyorum. Görüntü cisimle aynı tarafta oluştu. Yani gözün olduğu tarafta değil. Bu yüzden görüntü uzaklığı negatif değer alır. DG'nin önüne negatif ekliyorum. Formülde DG yerine eksi DG yazarsak görüntünün gözün karşı tarafında olduğunu anlayabiliriz. Mercek formülünü kullanmak için pozitif ya da negatifli kurallarına dikkat etmeliyiz. Bu formül bize sadece yatay uzaklıklar hakkında bilgi verir. Görüntünün boyunu bulabilmek için bu formülü asla kullanamayız boyu bulabilmek için başka bir formüle ihtiyacımız var. Bu formüle magnifikasyon yani büyütme formülü diyoruz. Magnifikasyonu m ile gösteriyoruz. m eşittir eksi dg bölü dc. Yani m'yi görüntü uzaklığını cismin uzaklığına bölüp sonucu eksi ile çarparak bulabiliriz. Eğer görüntü uzaklığı negatifse formülün başında negatif olduğu için sonuç pozitif olacaktır çünkü cismin uzaklığı her zaman pozitiftir. Görüntü uzaklığı negatifse magnifikasyon hep pozitif olur. Pozitif magnifikasyon bize görüntünün yukarı doğru olduğunu söyler. Eğer görüntü uzaklığı pozitifse magnifikasyon negatif değer alır. Bu da bize görüntünün aşağı doğru olduğunu söyler. Sonuç olarak görüntü uzaklığı negatifse cismin görüntüsü cisimle aynı yöne bakar görüntü uzaklığı pozitifse ters yöne dönecektir. Daha iyi anlamanız için gelin bir örnek daha yapalım. Şekilde mercekle ilgili tüm bilgileri verdim ve sizden görüntü uzaklığını bulmanızı istiyorum. Cevabı bulabilmek için ince mercek formülünü kullanmamız gerekiyor. Şekilde iki tane odak noktası var. İkisi de 8 cm. Sizce hangisini seçmeliyiz? Pozitif mi almalıyız, negatif mi? Hemen kuralı hatırlayalım odak noktasının negatif ya da pozitif olması merceğin cinsine bağlıydı demiştik değil mi? Bu bir kalın kenarlı yani ıraksak mercek. Bu yüzden odak noktasını negatif almalıyız. Evet merceğin tipini belirledikten sonra otomatik olarak odak uzaklığının negatif mi pozitif mi olduğunu belirleyebiliriz. Burada f eksi 8 cm olacak. Verilen formülde yerine yerleştiriyorum. f yerine eksi 8 Cisim uzaklığına 24 yazdım. Cisim uzaklığını pozitif yazdım çünkü cisim uzaklığı tek mercekli sistemde her zaman pozitiftir. Şimdi görüntü uzaklığını hesaplayabiliriz. Formülde düzenleme yaparsak, eksi 1 bölü 8 santimetre eksi 1 bölü 24 santimetre eşittir. 1 bölü dg olur. Bu arada birimleri hep santimetre aldım. Metre alsak da fark etmez ama her şeyin birimini aynı almalıyız. Sol taraf eksi 1 bölü 6. Sağ tarafta da 1 bölü dg var. Bakın bu 1 bölü dg sadece dg değil. Yani dg eksi 6 santimetreye eşitmiş. Şimdi burada 6'nın negatif çıkması ne demek? Negatif işareti görüntünün cisimle aynı tarafta Diğer deyişle gözün zıt tarafında olduğunu gösteriyor. Mesela gözümüz burada olsun. Cisme bakıyoruz. O zaman görüntü diğer tarafta olmalı. Negatif işareti bu örnekte merceğin solunda olmamız gerektiğini söylüyor. Görüntü merceğin merkezinden 6 cm uzaktaymış. O yüzden burada 6 cm ileri gidiyoruz. Yani görüntü asal eksen üzerinde ve mercekten 6 cm uzaktaymış. Ama görüntü büyük mü, küçük mü, ne kadar uzun bunu bilmiyoruz. Yukarıya doğru olduğunu da buradaki negatiflikten anlayabiliriz. Kuralı hatırlayalım. Görüntü uzaklığı negatifse yönü yukarı doğrudur. Yukarı yönlü bir görüntü çizeceğim ama uzunluğunu henüz bilmiyoruz. Uzunluğunu bulabilmek için magnifikasyon yani büyütme denklemini çözmemiz gerekir. Magnifikasyon eksi dg bölü dc'ye eşit. Bizim dg uzaklığımız eksi 6 idi. Yerine yazıyorum. Cisim uzaklığı dc ise 24 cm. Onu da yerine yazarsam eksi ile eksiyi çarparsak artı olur ve sonuç artı 1 bölü 4 çıkar. Pozitif magnifikasyon yine görüntünün yukarı doğru olduğunu gösterir. Sonuca göre görüntümüz cismin dörtte biri uzunluğundaymış. Yani cisim 8 cm ise görüntü 2 cm olur. Evet buraya cismin dörtte biri uzunluğunda görüntüsünü çiziyorum küçük bir görüntü oldu ve çizdiğim noktada veya çok yakınında yer alacak. Bu cisme kalın mercekle bakarsam göreceğim şey bu görüntü olacak. İnce mercek ve magnifikasyon konusunda bir örnek çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.